Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu önceki bölümün devamı ama gene de bu 14. bölüm. Öbür bölüm 35 dakika olmuş. Buradaydık. Bunların hepsini güner güner atacağım. Ama bir anda çekiyorum. 3 bölümü birden. Hatta bir şu an çektiğim bölüm hala da yükleniyor. Ne haber Sans? Senle nasıl konuşacağız? Ha. Sonunda başardın demek. Şu an sans olduğunda emin değiliz. Yolculuğun sonu gelmek üzere. Biraz sonra kralla tanışacaksın. Birlikte bu dünyanın geleceğine karar vereceksin. Ama bu o zamanın işi. Şimdi yargılanacaksın. Bütün hareketlerin için yargılanacaksın. Elde ettiğin her bir TP için yargılanacaksın. TP nedir? Bir kısaltmadır. Terör puanı anlamına gelir. Sebep olduğun acıyı sayıda dökmenin bir yoludur. Birini öldürdüğünde TP artar. Yeterince TP varsa sevgin çoğalır. Sevgi de bir kısaltmadır. Sevgisizce gaddarlık ilerlemesi anlamına gelir. Kişinin can yapma kapasitesini ölçmenin bir yoludur. Ne kadar öldürsem mesafe koymak da o kadar kolaylaşır. Koyduğun mesafe arttıkça canın daha az yanar. Başkalarını incitmek daha kolay gelmeye başlar. Ama sen hiç sevgi elde etmedin. Elbette bu tamamen masum ve asab olduğu anlamına gelmiyor. Ama yüreğinde koş şefkatli, şefkati koruduğun anlamına geliyor. Karşılaştığın engeller ve güçler seni zorlasa da doğru olanı yapmaya çabaladın. İncitmeyi reddettin. Kaçtığında bile bunu gülümseyerek yaptın. Seni sevgi kazanmadın ama sevgi kazandın. Mantıklı geliyor mu? Belki de değildir. Şimdi sevginin en büyük meydan okumasıyla karşılaşmak üzeresin. Bu noktadaki davranışların bütün dünyanın kaderini belirleyecek. Eğer dövüşmeyi reddedersen Azgur'u öldürecek bir insanlığı yok edecek. Azgur'u öldürmeyi reddedersen de cevherler yaratığında hapis kalmaya devam edecekler. Ne yapacaksın? Yerinde olsam şimdiye çok daha anlatmıştım. Ama sen buralara kadar pes ederek gelmedin. Öyle değil mi? Bu doğru. Sende azim denen şeyden var. Dayandığın sürece, kalbinden geleni yaptığın sürece doğru olanı yapabileceğine inanıyorum. Pekala. Hepimiz sana güveniyoruz evlat. İyi şanslar. Ne kadar da şanslıyım. Evet, sonunda. Tabutuma bakmayacağım. Evet, burayı kaydetmem de Sans'ın odasına gitmeyeceğim anlamına gelir. Ve Azgur'u. Şimdi Toriel gelip Azgur'la savaşımızı böleceği anlamına da gelir. Dam di dam. Orada biri mi var? Bir dakika. Şu çiçekleri sulamayı bitirmek üzereyim. İşte böyle. Heya. Nasıl iyi? Oo. Sen ne tür bir canavarsın? Bir bardak çay ister misin diye sormayı çok istiyorum. Ama nasıl olduğunu bilirsin. Bugün güzel bir gün. Ha? Kuşlar cıvıldırıcı falan filan. Kuşlar ötüyor, çiçekler açıyor. Bunun gibi günlerde senin gibi çocuklar cennette yanmalı mı? Yıkılmacı için mükemmel bir hava. Ne yapmamız gerektiğini biliyorsun. Hazır olduğunda yandaki odaya gel. Ama ben niye sansın şimdi şeyini yaptım? Neyse Azgur'un sesini bilmiyoruz. Bir şey değişmez. Bir de adımı hala sanırız. Duyvan ayıma ben Tom yani. Ne kadar da stresli. Şöyle
miş gibi düşün. Dişçi randevusu gibi. Hızlı. Hazır mısın? Eğer değilsen anlarım. Ben de hazır değilim. Bir tane bile yemeğim yok. Toriel gelmezsen Asgore'u öldürürüm. Bariyer bu. Bizi yer altında hapis tutan şey bu. Bariyer sonsuza kadar mı gidiyor? Eğer geri kalan bir işin varsa lütfen yapma gerekeni. Devam et. Anlıyorum. Buraya kadar demek. Hazır mısın? Garip bir ışık odayı dolduruyor. Toriel, Toriel neredesin? Toriel gelmezse bunun çözümünü bana söylüyorsunuz. Neden? Toriel. Ya Toriel. Ama normal son olursa ben çıldırırım. Toriel niye gelmedin? Toriel'in niye gelmediğini yorumlara yazarsınız. Yoksa ben yani Undertale'ın yapımcısına söyleyeceğim. Toby Fox'a. Yoğurdu o kadar az, diğer bırakırsak tabii yapamam. Bir kere ben Asgore'u zaten bu yiyeceklerle asla geçemem. Tek yapabildiğin savaş neydi orada? Konuşmak durumu daha da iyi yapacağım benzemiyor. Kar yenir mi ya? Kardan adam parçası nasıl yiyoruz ya? Ya Toriel'in neden gelmediğini yorumlara yazın. Yazmazsanız Toby Fox'a söveceğim. Dava açacağım Toby Fox'a. Bak hala açmıyor ya. Dünyanın sonuna kadar taşıdım işte. Ve eridi.
O kadar iğrenç uğruyorum ki şu anda. Ya Özgür benimle savaşmak istemiyor. Ama başlayamıyorum da. Ben Özgür'ü nasıl öldürmeden geçeceğim? Sen savaşırsan ben de savaşırım. Evet arkadaşlar, bunların neden olduğunu bana yorumlara yazın. Düzeltmenin bir yolu varsa onu da yazın. Bak Asgore zaten iğrenç vuruyorum. Bağır saldırma da ya. Andan gibi beni de itsen ne olur yani. Of. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Tamam. Bu 14. bölüm dedim ama bu 13,5. bölüm. 14. yani son bölümde görüşürüz. Eğer yorumlarda asrım bile bir şey yazmazsa veya bir yolu yok derlerse bütün videoları düzenleyip normal son diyeceğim. Şaka şaka. İyi son, normal sona dönüştü diyebilirim. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de paylaşmayı, bir de arkadaşlarına önermeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.